Evet, herkese merhaba. 7. derse hepiniz hoş geldiniz. Eğer daha önceki dersleri izlemediyseniz mutlaka onları izleyip tamamladıktan sonra bu videoya geçin. Unutmayın, benden online özel gitar dersi alabilirsiniz. Gitarınızı hızlı bir şekilde geliştirmek veya sıfırdan öğrenmek isterseniz bana Instagram'dan mesaj atın. O zaman akortlarımızı hazırlayalım, penamızı da hazırlayalım ve derse başlayalım. Bu derste yeni bir akor daha öğreneceğiz. Akorumuzun adı Mi majör. Hemen gösteriyorum. En üst tel 0, zaten kök notamız. Orta parmağım La tel 2, yüzük parmağım Re tel 2, işaret parmağım Sol teli 1, alt 2 tel 0. Tamam, Mi majör. E harfiyle gösteriliyor. Eğer yanında M varsa minör demektir, eğer bir şey yoksa majör demektir. Tamam, unutmayın. E harfi yalnız başına Mi majör. Tamam. Şimdi yeni bir akor öğrendiğimiz zaman hep bir egzersiz yaptırıyorum. Daha önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Son yukarıda kaldırıp geri koyma egzersizi. Bu önemli bir egzersiz. Bunu yaparken parmaklarınızı telden çok uzaklaştırmayın. Ve parmaklarınızı bütün halinde düşünün, tamam mı? Kaldırdığınız zaman birbirinden dağılmasın. Tek parçaymış gibi düşünün. Tamam, şimdi 50 BPM'de açıyorum. Benimle beraber yapmaya çalışın. Son. 2. 3. Ritim atarken bileğinizi kasmayın. Tamam, şöyle robot gibi yapmayın. Bileğinizi gevşek bırakın. Pena çok fazla direnç oluşturmasın. Hem yumuşak bir pena tercih edin. Hem de penayı tele çok fazla takmayın. Tamam. Akıp gitmesi lazım tellerden. Tamam. Şimdi Mi majörden Do majöre geçeceğiz. Tamam mı? Mi majör, Do majör. Tamam. Tekrar başlatıyorum. Son. 2, 3, 4... Sonda kaldırmayı unutmuyorum. Sonda kaldırmayı unutmayın ki ritim geçişleri daha akışkan olsun, tamam mı? Şimdi Mi majörden La minöre geçeceğiz. Yani E'den AM'ye geçeceğiz, tamam mı? Tekrar başlatıyorum. Son. Şimdiki egzersizde Mi majör ve La majör arpej yapacağız. Tamam mı? Şimdi Mi majördeki arpeji çok yavaşça gösteriyorum. Üst 4 teli çaldım. Önce Mi telini vurdum. Sonra Sol teli, La teli, Re teli. Mi teli, Sol teli, La teli ve Re teli. La'ya indiğim zaman da La telini çalacağım. Si teli, Re, Sol, La, Si, Re, Sol.
Şimdi pene vuruşları da yön olarak şöyle gösteriyorum. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. La'da da aynı şekilde. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Evet, metronomu açıyorum. 70 BPM'de çalacağım ama yarı hızda çalacağım, tamam mı? Yani bir klikte vuracağım, bir klik bekleyeceğim. Son. Yani şöyle. Bu arpej egzersizini diğer akorlarla da yapabilirsiniz. Mesela mi majör, do majör çalmıştık. Bunda da yapabilirsiniz. Tamam. Evet, metronom neden önemli diye soracak olursanız, metronomu müziğin grameri olarak düşünebilirsiniz. Çaldığımız şeylerin anlam ifade etmesi için bir gramere oturması gerekiyor. Aynen dil bilgisi gibi. O yüzden çaldığımız her şeyin ölçüde ve metronoma uygun olması gerekiyor. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu gösterdiğim egzersizlere. En az 1-2 hafta her gün, günde 1-2 saat ayırırsanız çok kısa zamanda gelişim sağlarsınız. Unutmayın, benden online özel gitar dersi alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde gitar öğrenmek veya geliştirmek isterseniz bana Instagram'dan DM atın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.